Bonjour, je m'appelle Manon İyi Robles. günler, J'ai adım envie Manon. de vous Suçluların ülkelerine iade demander edilmesi Avrupa pourquoi la ülkeleri arasında suspension n'est neden pas automatique otomatik à la olarak délinquance yapılmıyor? au niveau européen. C'est à la fois une chose Bu bir simple açıdan basit, et une diğer açıdan zor chose bir mesele. compliquée. Siyasi C'est en açıdan même bir temps kolaylığı simple var. sur le plan Bir politique, suçlunun hapis cezasını peu çekmesi compliqué için sans onu envier, ülkesine c'est-à-dire göndermemiz une gerektiğinde, nouvelle pour le işbirliği içinde consentement, olduğumuz une kişilere forme de güvenmemiz confiance gerekiyor. entre les partenaires qui sont concernés. 80'li yıllarda Dans les années İspanya'da 80, terörle dans la Ligue mücadele des Nations döneminde Unies pour Fransa, l'Espagne, par exemple, Etalı la France a teröristleri fini İspanya'ya par gönderdi ama accepter bu uygulamanın l'extradition gerisinde de 30 Tunisiens yıllık çaba vers yatıyor. l'Espagne, mais il a fallu pratiquement 30 ans pour y arriver. Et puis ensuite, c'est Diğer un problème yandan bu compliqué karmaşık bir parce que sorun çünkü pour bir suçluyu bir pouvoir ülkeden extrader diğerine un pays göndermek à un için autre, olaya il faut karışanlara suçlu güvenmek ve suçun her ülkede aynı l'autorité şekilde concernée comprenne tanımlandığından ve que les cezasının crimes aynı qui sont şekilde concernés verildiğinden sont emin bien olmak punis de la gerek. même manière Bu entre duruma les États. çifte suçlama adını Chaque veriyoruz. État les perçoit de la même façon et les punit à peu près de la même manière. C'est ce que l'on appelle la double incrimination. Et donc, Sonuçta dans un système Avrupa'da comme 27 le système farklı hukuk européen, sistemine şahit 23, olmak 24, mümkün. 27, Ya da en azından 28, küçük de olsa 27 27 farklı jurisprudence, uygulamayla karşı karşıya principe de kalabilirsiniz. non-concurrence. Et c'est pour cette raison que pendant très longtemps, Bu ben, les nedenle principes uzun de müddet non-concurrence suçlunun ont iade été edilmesi konusu compliqués, uluslararası antlaşmalara dayandı. c'est tout à fait autre chose, Günümüzde durum tamamen farklı. Çünkü 10 yıldan az bir süredir Avrupa tutuklama emri adı verdiğimiz yetkiyi uyguluyoruz. Avrupa tutuklama emri bir suçlunun diğer ülkeye gönderilmesini otomatik hale getiriyor. İngiltere ve İsveç arasında da Assange meselesinde bu uygulandı. Siz de sorularınızı yönlendirmek için internet sitemizi ziyaret edin.